Selamlar değerli meslektaşlarım. Program gelişme dersinde içerik düzenleme yaklaşımına devam ediyoruz. Daha evvel eğitim felsefeleri de gördük, çıkmış soru çözdük ve şunları fark ettik. Hakikaten ÖSYM sorunu çözmek için o kadar çok derin detaylı bilgiye gerek yok. Ki bu konuda içerik düzenleme yaklaşımları konusunda arkadaşlar bunu daha da teyit etmiş olacağız diyelim. Ve zaman kaybetmeden konumuza geçelim. İlk önceğimiz yaklaşım doğrusal yaklaşım. Burada dikkat edin arkadaşlar doğrusal yaklaşım ile sarmal yaklaşım arasında benzerlikler var. Bu benzer özellikle dikkat edeceğiz. Peki doğrusal yaklaşım nedir diye sorarsak birbirine ardışık, sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin Zorunlu ya da ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların ve derslerin tasarımlarına alınır. Da şu ön koşul öğrenme ne demek? Ön koşul Türkçesi şu arkadaşlar. Yani eğer soruda bir ünite öğrenilmeden ikinci ünite öğrenemez, üçüncü ünite öğrenilemez deniliyorsa ben şurada orada şunu diyeceğim. Ya burada ön koşul öğrenme zorunluluğu var. Ne demek? Yani birinci üniteyi öğrenmemişse öğrenci ikinci üniteyi öğrenemez. Buna ön koşul öğrenme zorunluluğu diyoruz. Bu cümle arkadaşlar doğrusal yaklaşımda da geçer, sarmal yaklaşımda da geçer. Unutmayın. Her iki yaklaşımda da ki ÖSYM sarmalı ve doğrusalı çok sormuştur. Dikkat ediniz. İkisinde de üniteler arasında, konular arasında ön koşul öğrenme zorunluluğu vardır. Yani bir ünite tam öğrenilmeden, güzel bir şekilde öğrenilmeden yeni üniteye geçilmez. Nasıl yani? Biraz daha açayım. Ya mesela matematik dersinde öğrencim toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı bilmiyorsa bölmeyi öğrenebilir mi? Hayır öğrenemez. Ya da toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi bilmiyorsa çocuk işçi havuz problemi çözebilir mi? Hayır çözemez. Yine dört işlemi bilmiyorsa öğrencim o zor konuları ebo, ego vesaire öğrenebilir mi? Hayır öğrenemez diyorsam burada ön koşul öğrenme zorunluğu var mıdır? Vardır. Şimdi bazı dersler, bazı branşlar var ki ön koşul öğrenme zorunluluğu çoktur. Bu örnekte olduğu gibi matematik dersi arkadaşlar. Matematik dersinde yani çocuk birinci üniteyi öğrenmemişse ikinciyi öğrenemez. İkinciyi öğrenmedi, üçü öğrenmez, dördü öğrenemez. Bu fizikte de, kimyada da, biyolojide de, ben sosyal bir dersinde var mıdır? Vardır. Yani ünite arasında bağ, bağlantı var mı? Evet, bağ, bağlantı var. Mesela işte matematik dersi öğretim programı düzenlenirken ne yapılır? Doğrusal yaklaşım dikkate alınır. Yani şu içerik düzenleme yaklaşımından kastım şudur. Ha. Bir ders vardır. Bu dersin içeriği düzenlenirken, üniteler sıralanırken, üniteler belirlenirken, konular belirlenirken neye dikkat edilir? Bazı derslerde konular arasında bağı bağlantı yoktur. Bağımsızdır. Orada farklı bir yaklaşım dikkat alınır. Bazı derslerde ise ön koşu zorunluluğu vardır. Birbirle ardışıktır, sıralıdır, yakın ilişkidir. Bu yüzden o sırayı takip etmemiz gerekir. Doğrusal yaklaşımda ne yapıyoruz? Üniteleri kolaydan zora doğru sıralıyoruz. Ve her ünite arasında bağ bağlantı var mı? Var. Mesela birinci konum toplama, ikinci konum çıkarma, üçüncü konum bölme vesaire gidiyorum. Ee, sonrası geçiyorum işte üslü işlemler, efendim mesela köklü işlemler şeklinde bile bağlantılı olan konuları sıralıyorsa bana sorulan doğrusal yaklaşımdır. Tam öğrenme modelinden kopya çekeceğiz arkadaşlar. Doğrusal yaklaşımda tam öğrenme modeli kullanılır. Yani öğrencinin birinci üniteyi tam öğrenmemişse ikinci üniteye geçilmez. İkinci üniteyi tam öğrenmemişse üçüncü üniteye geçilmez. Tam öğrenme ölçütü neydi arkadaşlar? Hatırlayın unutmayalım. Tam öğrenme modeli kullanıyorsa bir sınıfta sınıftaki öğrencilerin tamamı ünitenin minimum en az %70'ini öğrenmemişse yeni üniteye geçiş yapmıyorduk. İşte doğrusal yaklaşım kullandığı derslerde tam öğrenme modeli kullanılmak durumdadır arkadaşlar diyelim. Bu yaklaşıma göre geriye dönüş ve tekrar yoktur. Bu uyarıya dikkat et. Sarmalla benzerlik var değil mi ya? Sarmal yaklaşım ile doğrusal yaklaşım arasındaki en bariz fark nedir diye sorarsan sarmal yaklaşımla kaseti başa sırarız. Yedi geldikçe ara ara tekrar yaparız. Ama doğrusal yaklaşımda tekrar mekrar yoktur arkadaşlar. Geriye dönüş yasak. Bak burada güzel bir püf nokta yakaladık. Soruya baktık. Şimdi ne demiştik? İki konu arasında bağ bağlantı varsa, benzerlik varsa ÖSYM soru yazar. O benzerlikleri uzatacak mı? Uzatacak. Ne diyecek? İşte bir öğretim programı hazırlanırken konular arasında ön koşul öğrenme zorunluluğu vardır. Birbirine yakın ilişkili olduğundan dolayı konular birbirine yakın şekilde dizilmelidir vesaire vesaire dedi dedi, dedi, dedi. Ve dedi ki geriye dönüş ve tekrar yapılmaz derse bana sorulan doğrusal yaklaşım. Yok dese ki yeri geldiğince geriye dönüp tekrar yapılır derse o zaman bana sorular doğrusal değil sarman yaklaşımdır diyeceğim. Devam ediyoruz. Neden tekrar yok diye sorarsanız arkadaşlar çünkü zaten tam öğrenme modelini kullanıyorsun. Yani öğrenci 3. üniteyi tam öğrenmiş. Bir de dönüp tekrar neden üçüncü tekrarlıyorsun ki? Niye geri dönüş, geriye dönüş ve tekrar yapıyorsun ki diye sorarlar mı? Sorarlar. Yani mantık basit. Tam öğrenme kullandığından geriye dönüş tekrar yapılmaz. Ve üniteler sıralanırken birinden bağımsız değil. Birle bağ, bağlantı var mı? Var. İlişki var mı? Var. Varsa bana sorulan doğrusal yaklaşımdır diyelim ve devam edelim. Aşamak ülkeleri dikkate alınır. Yani üniteler sıralanırken kolaydan zora, basitten karmaşa ilkesi dikkatlerine kazanır diyelim ve geçelim sarmal yaklaşıma değerli arkadaşlar. Sarmal yaklaşım nedir diye sorarsan içeriğin değişik zaman ve yerlerde bu kelimeye dikkat et. Tekrar edilerek yeniden öğretilmesinin söz konusu olduğu derslerin tasarımda kullanılır. Yani bazı derslerimiz vardır ki burada ara ara zamanı geldikçe belli durumlarda geriye dönüş ve tekrar yapmamız gerekiyorsa o zaman en uygun yaklaşım sarmal yaklaşımdır. Doğrusal yaklaşım değildir. Doğrusal yaklaşımda ne yoktu? Tekrar yoktu. Sarmal yaklaşımda ise tekrar var mı? Var. Çok uzatmayayım. Delmesek de çar. Birazdan çıkmış sorulara geçeceğiz. Göreceksiniz. Soruda tekrarı gördüm mü zaten bana sorulan sarmal yaklaşımı diyeceğim. Ki tekrar kelimesi geçmese bile soru okundu. Aa burada bir tekrar mekrar var diyorsam bana sorulan sarmal da diyelim. Biraz daha tanımaya devam edelim. Özellikle dil yani lisan öğretim programında kullanılır. Yani İngilizce, Almanca, Arapça gibi dil derslerinin öğretiminde kullanılır. Çünkü dil dersinde kendimiz biliriz yani. ilkokul 4'ten beri İngilizceyi gördük. Daha üniversiteye geldik. Habire geçmiş konuları tekrar ettik mi? Tekrar ettik. Bunu arkadaşlar özellikle İngilizce hatırlayın. Ama sadece İngilizce dersine has değildir. Sosyal bilgilerde de, Türkçede de, Dikap'ta da, Türkçe öğretmenin, Türkçe'yi demiştim galiba. DD'de birçok ders zaten matematik dersinde kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ki 2018'de güncellenen bütün öğretim programları sarmal yaklaşım dikkate alınarak hazırlanmıştır değerli arkadaşlar diyelim ve zaman kaybetmeden devam edelim. Eski konular yeni geldikçe tekrar edilir demiştik. Tekrarı çok tekrarladık. Artık geçelim. Modüler yaklaşıma. Modüler yaklaşım ile doğrusal ve sarmal yaklaşım birbirinden bağımsız. Bağımsız kelimesini hatırlayın. Modlar var, modüller var burada. Soruya baktınız. Dedi ki ya ünite arasında bağ bağlantı yok. İçerik düzenlenirken konuların öbekler yani modüler halinde düzenlendiği bir durum var. Yani çocuk birinci üniteyi öğrenmeden ikinci üniteyi öğrenebilir diyorsa, ikinci üniteyi öğrenmemişse üçü dördü öğrenebilir diyorsa bana sorulan modeldir. Çünkü bazı branşlar var ki ünite arasında bağ, bağlantı yoktur. Özellikle beden eğitimi öğretim programı. Ki ÖSYM beden eğitimi üzerinden sormuştu ki biz bu konuyu hep tanımlarken beden eğitimden güzel örnekler buluruz arkadaşlar. Bu öbeklerin yani modellerin birle ilişkili aşamalı olmasının beklenmediği ilişki yok. Bağ bağlantı yok. Program yaklaşımıdır. Konular konular, özür diliyorum, üniteler birbirinden bağımsızdır. Bağımsızlık vurgusu varsa bana sorulan modüler. Bak, tekrar vurgusu varsa hangisiydi? Sarmaldı. Doğrusalda ön koşulu öğrenme zorunluğu vardı ama geri dönüş yasaktı. Modülerde ise üniteler birbirinden bağımsız örneği verdik mi? Çok daha iyi anlaşılır. Hemen örneğimize geçelim. Beden eğitimi öğretim programı örnek vermek istiyorum. Yani futbolu öğrenmek için çocuğun voleybolu öğrenmesi ön koşul mu? Hayır. Voleybolu bilmiyorsa futbolu pek ağla öğrenemez mi? Öğrenebilir. Devam et örneklere. Ya da handbol öğrenmek için basketbol, futbol, tenis gibi spor dallarını bilmem gerekiyor mu? Hayır zorunda değiliz. Çünkü bunlar birbirinden bağımsız öbekler, modlardır, modüllerdir diyelim ve zaman kaybetmeden devam edelim. Geldik piramitsel yaklaşma. Piramitsel yaklaşım ile çekirdek yaklaşımı çok karıştığını söylüyorlar. Oysa ayrım gayet basit. Çok basit. Piramitsel yaklaşım değerli arkadaşlar. Yüksek öğretim programı tasarımında kullanıyor. Ben yani üniversitede. Özellikle eğitim fakültelerinde. Video izleyen birçok arkadaşım eğitim fakültesinin mezunudur. Hep şunu söylerim. Değerli arkadaşlar kendi üniversitesi düşün. Ne okunuyor öğretmenim? Türkçe öğretmeni. Ne okunuyor öğretmenim? Sosyal bir yer öğretmeni. Ne okunuyor öğretmenim? Din kültürü ve ahlak bir öğretmeni. Ya bir din kültürü ahlak bir öğretmeni bölümünü okuyan birinin fizik öğretmeni, kimya öğretmeni olma gibi bir durumu var mı? Türkçe öğretmeni mezun birinin biyoloji öğretmeni gibi durumu var mı? Hayır yok. Aynı şey işte, piramitsel de budur. Özetlersen çok kısa şu. Soruya baktınız. Öğrencinin hangi alanda uzmanlaşacağı henüz süreç başında belliyse bana sorulan piramitsel yaklaşımdır. Yok eğer kişinin hangi alanda uzmanlaşacağı süreç başında değil süreç ilerlerken sona doğru ortada bir yerde belirginleşiyorsa bana sorulan artık piramitsel değil çekirdek yaklaşımdır. Anlaşıldı arkadaşlar Az birazcık daha detay vereyim. Çok detay boymayacağım. Konu merkezi yaklaşımlara uygunluk gösterir. Konu merkezi yaklaşım demek yani öğrenci merkezde değil. Öğrenci ilgi hissine bakılmaz. Sana ne demişti? Sen hangi bölümü kazanın kardeşim? Dün kültürü ve ahlak Ya şu dersleri okumak zorundasın. Hangi bölümü kazanmıştın? Sosyal bilgiler öğretmeni. Hangi bölümü kazanmıştın? Fen bilgisi öğretmeni. Sen kalkmışsın diyor musun? Ya kardeşim ben şu konuları görüyorum da okulda bunları anlatmayacağım. Ben neden bu derse zorunlu kıldınız diyebiliyor muydun? Hayır. Ya bu bölüme gelmişsen bu bölümü okumak, bu dersleri vermek zorundasın senin ilgi isteğin bizim için hiç önemli değildi. Dedi üniversite. Hatladın mı? Heh. İşte bak kendi üniversiteden kopya çek. Soruya baktım. Sistem aynı senin okulun üniversite gibi diyorsa. Yani ortak dersleri herkes almak zorunda. <laughs> Ve bu dersleri vermeden mezun olamıyorsan. Kişinin hangi alanda uzmanlaşacağı süreç başında belliyse. Bana sorulan piramisel yaklaşılır. Neyi kazanmış öğretmenim sen? Fen bilgisi öğretmenliğini değil mi? Fen bilgisi öğretmenliği kazandığın gün senin hangi alanda uzmanlaşacağın daha ilk günden belli değil miydi? Evet belliydi. O zaman piramitsel yaklaşımdır. Devam et. Öğrencinin programa girişte hangi alanda uzmanlaşma belirir dedik. Okuduğumuz eğitim fakülteleri bunlara çok güzel örneklerdir dedik. Ve mesela Türkçe bölümünü kazanan birinin fizik öğretimi olmaması piramitsel yaklaşıma örnektir diyelim ve devam edelim. Geldik. Piramite çok karıştı söylenen ama bence hiç karışmaması gereken çekirdek yaklaşıma az evvel de tanımlamıştım. Tekrar ediyorum. <laughs> Burada lütfen meslek liselerden kopya çekin meslek liselerde lise birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin hangi alanda uzmanlaşacağı belli midir? Mesela bir meslek lisesi var, 4-5 bölüm var. Çocuk gelişimi bölümü var, aşçılık bölümü var, mobilyacılık bölümü var, elektrik bölümü var, muhasebe bölümü var. Dokuncu sınıfa başlayan Ali'nin hangi alanda uzmanlaşacağı ilk günden belli midir? Hayır. Ali belki muhasebeci olma girmiştir, sonra aşçılığa merak sağlamıştır. Gastronomiye. Ve aşçılığı olarak mezun olabilir mi? Evet. İkinci sınıfa geçtiği zaman bölüm tercihi yapıyor öğrenci. Ama birinci sınıftayken tüm öğrenciler ortak çekirdek dersleri alıyor. Bak lise birinci sınıfta tüm meslek liselerinde ortak çekirdek dersler alınır. Lise bir bittikten sonra lise ikiye geçiyorsun. Orada artık seçmeli dersler almaya başlıyorsun. Neye göre seçmeli ders? Seçtiğin bölüme göre. Kuaförlük mü? Yeme içme mi? Çocuk gelişimi mi? Muhasebe mi? Torunacılık mı? Hangi bölümü seçmiş isen ona göre seçmeli ders alıyorsun. Bak seçme seçme seçme. Benim piramiselde seçme hakkım var mıydı? Hayır. Bölüme yerleştim. Okuyacağım dersler bellidir. Birinci sınıftan ta dördüncü sınıfa kadar. O dersleri okumak zorundaydım. Ders seçme gibi bir durumum yoktu. Burada seçme hakkım var. Ortak çekirdek konular ilk öğrenecek konular olarak planlanır. Piramisel yaklaşımda olduğu gibi her öğrenci tarafından alınıyor. İlk yıl piramiselden farkına geliyorum. Piramiselden temel farkı kişinin uzmanlık alanı süreç başında değil süreç esnasında belirginleşiyor. Yani ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıfta her neyse uzmanlık o ara belirginleşiyor. İlk yıl ya da ilk yıllar ortak çekirdek dersler aldıktan sonra öğrenciler ilgi duydukları uzmanlık alanı seçer ve uzmanlık derslerini seçmeli olarak alırlar. Yani burada öğrenci ilgi isteği daha baskın piramitsel yaklaşıma göre. Yani piramitselde öğrenci ilgi isteği yoktu daha gelenekseldi. Buradaysa yani çekirdekte ise arkadaşlar öğrenci ilgi isteğine göre ders seçiyor mu? Seçiyor. Bölüm seçiyor mu? Seçiyor. Diyelim ve uzatmadan devam edelim. Nereye? Çıkmış sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Bakalım değerli meslektaşlarım. Geldik. içerik düzenlenme ile ilgili çıkmış sorumuza. Bakalım ÖSYM bizlere az evvel işleriniz bu konuları nasıl sormuş? O kısa öz bilgilerle bu soru çözebilecek miyiz? Bu öğretim programında aşağıdaki içerik düzenlenme yaklaşımlarından hangisi temel almıştır? Modüler mi, piramitsel mi, sarmal mı, çekirdek mi, doğrusal mı? Bir müzik eğitimi lisans programında öğrencilerin tümünün aldığı zorunlu ortak derslerle ilgili ve ihtiyaçlarına göre alabilecekleri seçmeli dersler. Seçmeli ders vardı. Yani öğrenci merkeze alınmış sanki. Öğrenci ne istiyorsa onu almış diyorsa. Yer almaktaysa. Bana soru hangisi? Doğrusal mı? Sarmal mı? Modüler mi? Piramisel mi? Çekirdek mi? Değerli arkadaşlar. Burada geri dönüş tekrarla ilgili bir şey olmadığı için sarmalı eliyorum. Eğer deseydi ki konular birbirinden bağımsız model olacaktı. Modellerle ilgili bir durum mu yok? Eliyorum. Ya ama bu da çekirdek ile piramit sırasına gidip geleceğiz. Şöyle soru eğer yarıda kesilmiş olsaydı. Deseydi ki bir müzik eğitimi lisans programında öğrencilerin tümünün aldığı zorunlu dersler var. Ve dönem sonuna kadar, üniversite bitene kadar herkes bu ortak dersleri alacak deseydi. O zaman bana sorulan piramitsel olacaktı. Ama devamda ne diyor? Ve ihtiyaçlarına göre alabilecekleri seçmeli dersler yer alıyor. Ha demek ki süreç başından sonuna kadar aynı zorunlu dersler alınmıyor. Bir dönem ortak dersler aldıktan sonra seçmeli dersler alınıyorsa öğrenci uzmanlık alanı seçiyor mudur? Seçiyor. Öğrenci uzmanlık alanı seçiyorsa bana sorulan çekirdek yaklaşımdır. Bu yaklaşımda mantık neydi arkadaşlar? Mantık şuydu. Öğrenciler ilk yıl ya da ilk yıllar ortak çekirdek konular alır. Sonra devamında uzmanlık alanıyla ilgili dersleri seçerler miydi? Seçerler diyelim. Zaman kaybetmeden devam edelim. Şu görüntümü Güzel bir sorumuz arkadaşlar. Bizlere 3 tane içerik düzenleme yaklaşımını özetleyecek bir sorudur. Hemen okumaya başlıyor. başlıyoruz. Buna göre mühendislik fakültesinde uygulanan içerik düzenleme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisine sırasıyla verilmiştir? Bakıyoruz şıklarda piramidsel var, modüler var, sarmal var, doğrusal var, çekirdek var. Hepsi var. Tek tek gideceğiz. Yeni açılan özel bir üniversitenin mühendislik fakültesinde ilk yıl ortak kullanımı yer aldığı program izlenmiş. Şurada kesiyorum soruyu. İlk yıl ne yapılmış? Ortak bunlar. İlk yıl ortak konular alınmış ise bana sorulan ya piramitsel ya çekirdektir. Eğer süreç sonuna kadar yani üniversite bitene kadar hep ortak dersler alınmışsa seçme ders falan yoksa piramitsel. Yok İlk yıl ortak dersler sonra Başka dersler, seçmeli dersler alınmışsa diyeceğim ki burada öğrenci uzmanlık alanı seçmiştir. Sorunun devamını okuyorum. İkinci ve üçüncü yıllarda öğrencinin seçtikleri mühendislik alanları da dikkat alarak içerik yeri geldikçe tekrar etmiş. Pek de dur. İkinci ve üçüncü yıllarda öğrencinin seçtikleri mühendislik alanları. Demek ki öğrenci burada bir şey seçmiş mi? Seçmiş. Öğrencinin seçme hakkı olmasaydı cevap piramitsel olacaktı. Ama öğrencinin seçme hakkı olduğu için bana sorulan çekirdek, çekirdek, batman ve Ergan ışıklarında var. Devam ediyorum. Üçüncü de öğrencinin seçkileri mühendislik da dikkat alınarak içerik yeni geldikçe tekrar etmeyi. Aaa tekrarı gördüm. Tekrar anahtar kelimesi hangisi içindi? Modüler mi? Piramitsel mi? Sarmal mı? Tabii ki sarmal içindeki cevap şıkkımız çıktı ama biz bu soruyu öğrenme amacıyla da okuyoruz. Devam et. Tekrar etmeyi ön plana alan ve giderek genişleyen bir yapıya sunulmuştur. Dördüncü yıl ise Öğrenciler içeri kolaydan zora bile ilişkili ve sıralı biçimde oluşturulmuş dersleri almaya başlamıştır. Değerli meslektaşlarım şu 4. yıldan itibarenki tanım doğrusal yaklaşımı tanımlıyor mu? Tanımlıyor. O yüzden cevabımız ergani, çekirdek, sarmal doğrusal yaklaşım oldu mu? Oldu diyelim. Zaman kaybetmeden diğer sorumuza devam edelim arkadaşlar. Buna göre... Sema öğretmenin uygulaması aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarının hangisine uygundur? Sema öğretmen beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve tenis gibi spor türlerine dair içerik düzenlemesini belli bir sıra olmaksızın. Belli bir sıra yok. Eğer belli bir sıra olsaydı cevabımız doğrusu olacaktı ama belli bir sıra yok. İzlemiştir. Her spor türünü bir konu olarak ele almış ve bunları kendi içinde anlamlı bir bütün olarak tasarlamışsa bana sorulan hangisidir? Sarmal mı, çekirdek mi, modüler mi, doğrusal mı? Tabii ki modüler. Niye? Özellikle şuraya bakma şunu gördün mü? Bunlar birbirinden bağımsız mı? Bağımsız. Yani şöyle bir şey demiş mi? Ya çocukların işte e, ne bileyim tenisi öğrenebilmesi için basketbolu öğrenmesi lazım. Ondan önce de voleybolu öğrenmesi lazım deseydi. O zaman cevap modüler olmazdı. Doğrusal olacaktı. Oysa ki soruda ne demiş? Her biri birbirinden bağımsız bir modül olarak verildiği için bana sorulan modüler yaklaşımdır diyeceğiz. Zaman kaybetmeden devam edelim. Çünkü kolay bir soruydu. Haydi devam edelim. Evet. Uzunca bir soru. Bize iki tane yaklaşım öğretecek. ÖSYM bu konuları çok güzel sormuş. Çok sevdik bu soruları. Çok güzel öğretiyor. Bu arada değerli meslektaşlarım şunu fark etmişsinizdir. ÖSYM soruları gayet öğreticidir. Ben hemen hemen tüm videomda şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar sınava çalışacaksanız öncelikle çıkmış soruları bitirin. ÖSYM soruları üzerinden konuların 85 90ını öğreniyorsun zaten. Artı ÖSYM'nin herhangi bir konuyu nasıl soracağını biliyorsun ve işin çok 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 kolay oluyor. Şimdi soru okuyalım. Buna göre program içeriklerinin düzenlenmesinde kullanılabilecek yaklaşımlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Piramitsel sarmal, modüler piramitsel sarmal, doğrusal modüler sarmal, piramitsel hangisi? Aşağıda iki farklı program içeriği örneği verilmiş. Bir, Mesleki orta öğretim programlarının bazı durumlarda meslek anlarına göre program içeriğin esnek olmadığı. Ha, içerik esnek değil. Yani dersler sabit. Okey. İçeriğin genellikle ayrıntılı ve kesin bir biçimde belirlenmiş olduğu görülmektedir. Bak içerik sabit. Esnek değil. Yani istersen şu dersi seç, istersen şu dersi seç diye bir durum yok İse. Bana sorulan hangisi olur? Çekirdek mi, piramit mi, sarmal mı? Tabii ki bana sorulan piramit olacak. A şıkkında var, E şıkkında var. Devam et. İkiye geldim. Belirli meslek alanlarda pek çok ortak beceri yer almaktaymış ortak beceri, yani ortak dersler. Öğrencilerin bir, iki yılda ortak bir program çerçevesinde eğitim alması, daha sonraki yıllarda ise ilgi ve yetenek, ilgi ve yetenek ve başarı gibi faktörler dikkate alınarak farklı uzmanlıklara yönlendirmeleri sağlanmıştır. Yani farklı uzmanlık dersleri seçilmişse. Bana sorular nedir? Hemen özetliyorum şu ne anlatmak istiyorum burada. İlk yıl zorunlu ortak dersler alınıyor. Sonra kişi ilgi, istek, başarı ihtiyacına göre, yeteneğine göre seçmeli dersler alıyorsa bana sorulan çekirdek değil miydi? Evet çekirdekti. Cevap E şıkkı, ergani, piramitsel ve çekirdek oldu mu? Birincisi niye piramitsel? İçerik esnek değil. İkincisi neyse içerik esnek. İlk zorun zorunlu dersler alınıyor. Sonra seçmeli dersler alınıyordu. İkincisinde birincisine geldiğimde ise birinci öncünde ise içerik esnek değil. Herkes bütün bu dersleri alacak diyorsa o zaman bana sorulan piramitseldir diyeceğim. Zaman kaybetmeden devam edeceğim. <laughs> kısa bir sorumuz, kısa özlü bir sorumuz. Gelmiş şuraya aldım. Bunu gerçekleş gerçekleştirebilmek için en uygun içerik düzenleme yaklaşımı hangisidir? Modüler mi, çekirdek mi, sarmal mı, piramitsel mi, doğrusal mı? Bir uzaktan eğitim programı kapsamında içeriği oluşturan konuların gruplanarak bölümler halinde düzenlenmesi ve öğrencilerin düzeylerine uygun bölümlerden başlayabilmelerine... Bir dakika öğrencim Ali var. Ali isterse birinci üniteden, isterse iki, isterse üç, isterse dördüncü üniteden başlayabiliyormuş. O zaman şunu diyeceğim. Bu üniteler arasında ön koşulu zorunluluğu yok. Yani Ali'cim birinci üniteyi öğrenmeden ikinciye geçemezsin. ikinci öğrenmeden üçe geçemezsin. Üçü öğrenmeden dörde geçemezsin diyorsam. Ne var burada? Konular arasında bağ bağlantı var mı? Yok. Ünite arasında bağ bağlantı var mı? Yok. Birbirinden bağımsız. Bağımsız anahtar kelimem. Hangi yaklaşım içinde arkadaşlar? Tabii ki modüler yaklaşım içinde cevabımız tekrardan modüler oldu mu? Modüler oldu diyelim. Yine zaman kaybetmeden devam edelim. Son sorumuz. Güzel bir sorumuz. Düşündürücü bir sorumuz. Matematik dersi öğretim programı için belirlenen kazanımlarda en uygun içerik düzenleme yaklaşımı aşağıda hangisidir? Rakamları okur ve yazar. Yani öğrenci Ali rakamları okur ve yazar. 1, 2, 3, 4, 5 okudu yazdı. Nesne sayısı ondan az olan bir topluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Mesela 5 tane elma, 6 tane armutum var, 3 tane mandalinam var. Bunları tek tek ne yaptı? Sayılarını belirledi ve yazdı. Şu bak. İlk başta ne yapmıştı? Okumuştu ve yazmıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Ben daha 9'a kadar yazdı. 9'a kadar yazdı. Sonra ondan az olan topluktaki nesnenin sayısını 3 tane kalem var, 5 tane bardak var, 7 tane mandalina var. Tek tek bunları ne yaptı? saydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandalina ve yazdı. Ne oldu burada? 7 rakamı, 6 rakamı, 5 rakamı, 3 rakamı tekrar tekrar okunup okunup yazılmadı mı yazdı. Devam et 3'üye gel. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik saydı. 1, 2, 3, 4, aaa. Habire bu rakamlar tekrar edilmiş mi? Evet tekrar edilmiş. Bak arkadaşım burada tekrar kelimesi yazmadı ama tekrarın olduğunu Gördün mü? Pek ala gördüm. Tekrar varmış. E tekrar varsa bana soru hangisidir? Modüler mi? Hayır. Sorgulama mı? Hayır. Piramitsel mi? Hayır. Çekirdek mi? Hayır. Bana sorulan sarmal yaklaşımdır diyelim. Ve bu soruları burada bitirelim. Değerli meslektaşlar gördünüz. Vaktinizi fazla almamaya çalışıyorum. Kısa konu tanımı ve sonrası birkaç soru çözdük. Gördük ki ÖSM pek Çok kolay sormuş ki. Soruların büyük çoğunluğunu çözmüş de olduk. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Zaten yani her yıl program gelişmeden 4 veya 5 soru çıkıyor. Totalde ben size 40 küsür soru çözeceğim ve 40'tan fazla soru çözeceğim. Yani soruların büyük çoğunu bitirmiş olacağız diyeyim. Ve zaman kaybetmene hadi diğer konulara devam edelim. Bu arada mandalina kelimesi çok geçti. Mandalina hocama buradan selamlar.